Bu tarih ise genç kızın doğum günüydü. Ama bir süre önce ikili ayrıldı. Eski sevgili büyük bir kötülük yapacağının sinyalini sosyal medya hesabında verdikten sonra da cinayet işledi. Hem de söz yapmayı hayal ettiği o günde. Neden yaptınız? Neden işlediniz cinayeti? İşleyeceği cinayetin işaretini sosyal medya hesabında verdi. Sonra da gitti, ayrıldığı genç kızın iş arkadaşını öldürdü. (Gülüyor) 25 yaşındaki Bilal Daldal eski kız arkadaşıyla evlilik planı yapıyordu. Genç kızı doğum gününde 20 Şubat'ta ailesinden isteyecekti ama olmadı. İkilinin ilişkisi o günden önce sonlandı. Böyle bir şey söylemek zor ve acı veriyor. 6 yıl beraber olup sevdiğim insan. 20 Şubat 2018. Kısmet olsaydı doğum gününde isteyecektik ve ben bugün onu beni aldattığı iş arkadaşıyla göreceğim. Müzelerde sergilenecek bir şaheser bırakacağım bu insanlığa. 20 Şubat onun dünya evine girmek için ilk adımı attığı değil, cezaevine girdiği tarih oldu. O gün silahı aldı ve yola çıktı. Hedefindeki isim ayrıldığı sevgilisi değil, onunla ilişkisi olduğundan şüphelendiği 23 yaşındaki Cemil Ceylan'dı. Bilal Daldal işte o gün eski kız arkadaşını yeni erkek arkadaşını görünce çılgına döndü ve onunla burada tartışmaya başladı. Tartışma sonrası belinden çıkarttığı tabancayla Cemil Ceylan'ı işte 3 kurşunla burada vurdu. Zaten aşağıdan beraber geliyormuşlar. Dönmüş gelmiş, o da beni mi vuracaksın demiş, burada çekmiş vurmuş. Çevredekiler silahlı saldırıya uğrayan genci hayatta tutmak için uğraştı. Olay yerine gelen ambulans onu hastaneye götürürken saldırgansa eski sevgilisinin evinin bulunduğu apartmana girdi. Bilal Daldal Cemil Ceylan'ı vurduktan sonra eski kız arkadaşının oturduğu bu apartmana geldi. Başına silahı dayadı, intihar etmek istedi ancak olay yerine gelen polis onu ikna edip intihardan vazgeçirdi. Seni vurmayacağım demiş ama kendimi vuracağım demiş. Kapıyı aç, gözlerinin önünde kendimi öldüreceğim demiş o şekil. O emniyete götürülürken hastaneden üzücü haber geldi. Vurduğu genç kurtulamamıştı. Neden yaptınız? Neden işlediniz cinayeti? Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Telefon bağımlılığı sadece şarjı değil, ömrü...